Tek bir siyasi hedefimiz, tek bir davamız var. Bu dava partilerin, kurumların, kişilerin üstündedir. Bu dava bir iktidar veya güç davası değildir arkadaşlar. Bu dava kişisel bir dava, kişisel bir hırsla değildir. Bu dava nedir biliyor musunuz? Bu dava kula kulluğun sona erdirilmesi davasıdır. Kendisini nihai otorite kaynağı olarak gören ve herkesin kendisine baş eğmesini isteyenlere karşı kula kulluğa son vermeye azmeden bir hareketin adıdır Gelecek Partisi. Kıymetli kardeşlerim, İşte teşkilat, işte gelecek. İşte yiğit kurucular, yiğit insanlar, işte gelecek. Aziz kardeşlerim. Evet değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Ülkemizin bugün içine düştüğü durum insan onuru davasını çok daha hayati bir mesele haline getirmiştir. Bu iktidar insan onuruna karşı duruşun bizatihi tarifi haline gelmiştir. İnsan onurunu yaşatacak olsa, demokrasi yaşatacak olan demokrasi ve adalet maalesef ayaklar altındadır. İnsan onurunu yüceltecek olan hukuk, hak ve özgürlükler ihmal edilmiştir. İnsan onurunu muhafaza edecek olan hakkaniyetli bir gelir dağılımı göz ardı edilmiştir. İnsan onurunun ayaklar altına alındığı bir ülkede büyüme yerine küçülme olur. Huzur yerine gerilim olur, adalet yerine baskı olur. Maalesef bugün Türkiye böyle bir ülke halindedir, böyle bir görünüm içindedir. Gelecek Partisi olarak söz veriyoruz. İnsan onurunu ayağa kaldıracağız. İnsan haklarına her türlü saygı gösteren yeni bir düzen, yeni bir sistem kuracağız. İnsan haysiyetini yücelteceğiz ki ülkemizde ayağa kalksın. Refah artışı ve huzur tesis edilsin. İnsanımız huzur istiyor kardeşlerim. Diyoruz ya, huzur, güven, gelecek. Onun için huzur diyoruz. İktidarın kısır döngü kavgalarından, bitmiş bitmez tükenmez ağız dalaşlarından, herkesi hain, herkesi düşman görmesinden, adaletsizliklerinden, adam kayırmacılığından bıkmış durumdadır halkımız. Türkiye bu iktidarın rant kavgalarından, bu iktidarın yolsuzluklarından ve bu iktidarın tarafgirliğinden, ekmeğini küçültmesinden, ekonomik palavralarından bıkmış durumdadır. Ülkemiz huzur istiyor. Ülkemiz hürriyet istiyor. Ülkemiz Gelecek Partisi'ni istiyor. Ülkemiz onun için işte biz huzur, güven, gelecek diyoruz. Ülkemiz bu iktidarın ortaklarıyla, görünür görünmez ortaklarla beraber Allah'ın her günü uydurduğu saçma sapan gündemlerden, ayak oyunlarından, millete tuzak kurmalarından bıkmış durumdadır. Kıymetli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, Türkiye yönetenlerin iktidarda kalmak, bir gün daha fazla kalmaktan başka bir gündemleri, hedefleri, vizyonları bulunmamaktadır. Türkiye derdi olmayanların, millet derdi kalmayanların, adalet meselesi olmayanların milletimizin geleceği için söyleyecekleri de kalmamıştır. Onun için hep geçmişiz konuşuyorlar. Onun için adaleti, hukuku, hakkaniyeti, ahlakı, eşitliği, özgürlüğü duyunca rahatsız oluyorlar. Onun için milletimize umut vermek yerine korku veriyorlar. Onun için farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek yerine tehdit gibi görüyorlar. Onun için kutuplaştırıyorlar. Onun için 83 milyon insanımızı bir araya getirmek yerine ayrıştırıyorlar. İşte gördünüz, geçtiğimiz 29 Haziran pazartesi bağlayan gece bir gece yarısı kararıyla Türkiye'nin en kaliteli kurumlarından birinin şehir üniversitesinin kapısına kilit vurdular. Bütün karanlık işlerini gece karanlığında çeviriyorlar. 28 Şubat'ta yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla ve baskıyla kapatıldı. Bu zalimliği, bu gaddarlığı, bu vicdansızlığı niye yaptılar biliyor musunuz? Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
başta muhafazakar, dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı vermeye çalışıyor. Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye olacaksınız. Bir de biz de buradan sesleniyoruz. Onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. İktidar ve 28 Şubatçı zihniyet. Biz 15 Temmuz'da FETÖ'ye boyun eğmeyenler, bundan sonra da FETÖ artıklarına da 28 Şubat artıklarına da asla boyun eğmeyeceğiz. 17-25 saatlerini 17-25 ayarlayanlar, o günlerde FETÖ'nün sözcülüğünü yapanlar, bugünlerde Gelecek Partisi'ne sataşmaya kalkmasınlar. Bilsinler ki bizim mazimiz de temizdir, geleceğimiz de temizdir. Bizim FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadele de açıktır. PKK'ya karşı verdiğimiz mücadele de açıktır. 28 Şubat'a karşı verdiğimiz mücadele de açıktır. Bizim yerimiz, yanımız, arkamız milletin yanıdır.